CNN Türk ekranlarından iyi akşamlar efendim. Bugün 2 Ağustos 2020 aslında haftanın son iş günündeyiz ama bayramın da 3. günündeyiz. Öncelikle tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun diyelim. Böyle başlayalım bayramımıza. Sağlık içinde nice güzel bayramlar geçirmemiz ümidiyle ama bugün ne oluyor programında dış politikayı konuşacağız. Yunanistan'la gerilen ipleri ve aslında NAVTEX ilan edilmesinin ardından bir gerilim yaşandı. Fakat şimdi durum biraz daha geriye alınmış gibi diyebiliriz. Masada oturmalar, müzakereler konuşulacak. Bu konuyla ilişkili olarak Yunanistan kanadında neler konuşuluyor? Türkiye'den hangi cevaplar veriliyor ve nasıl planlar olacak? Önümüzdeki sürece neler yansıyacak? Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Tabii Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz'in önemi bir hayli bu noktada dikkat çekiyor. Ve ardından Libya. Libya'da neler dönüyor? Mısır'ın konumunu, Mısır'ın yaptığı hamleleri hepsini Türkiye açısından değerlendireceğiz. Öncelikle stüdyodaki konuğumu tanıtmakla başlayalım. Hoş geldiniz diyelim. Doçent Doktor Enes Bayraklı, siyaset bilimci. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ankara'da da bizi bekleyen Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi görevlisi Abdullah Ağar, güvenlik uzmanı, terör uzmanı. Abdullah Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, saygılar. Ve aynı zamanda Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci. Hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler, selam, saygılar. Ben de hepinizin ve bütün izleyicilerim bir kez daha Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Çok teşekkürler. Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin de bu akşam bizlerle birlikte. Sayın Pekin siz de hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler efendim. Ben de bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Pekin sizle başlayalım. Oruç Reis gemisinin geçtiğimiz birkaç hafta öncesine dayanan bir NAVTEX ilan etmesi olmuştu Doğu Akdeniz bölgesinde ve bu konuyla ilişki olarak Yunanistan aslında teyakkuza geçti. Bir anda Yunanistan Genelkurmay Başkanı dışarıda görüşmelerdeyken, temastayken Kıbrıs'ta hemen apar topar Atina'ya gitti ve aslında bütün ordunun izinlerine varıncaya kadar iptal edildi. Yani bir kırmızı alarm seviyesine geçti Yunanistan ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talebiyle NAVTEX ilan edilmesi durduruldu. Demir attı, gemi diyebiliriz. Peki şimdi bu ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreci nasıl okumalıyız? Siz nasıl başlarsınız? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Tabii bu Yunanistan'la Türkiye arasındaki Ege, daha doğrusu Adalar Denizi diyelim. Adalar Denizi'ndeki çok sorunumuz var. Sadece şey değil, Minas'ın ekonomik bölgeye kıta sahanlığı değil. Onunla beraber işte Fırat'tı, adaların hava sahasının, karasularının 6 mil iken hava sahasının 10 mil olması, ondan sonra silahlandırılmaması gereken adaların, silahsız bulundurması gereken adaların Yunanistan tarafından silahlandırılması, 12 adalara dahil, egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş adacık ve kayalıkların durumu, bunlar çok sayıda sorun demeyelim ama Yunanistan'ın talebi var. Yunanistan bu konuda Türkiye'den talepte bulunuyor. Aslında bize göre bir sorun yok. Her şeyimiz belli. Ama Yunanistan'ın kurulduğu yıldan bu yana arsızca devam eden talepleri var. Şimdi bu konuda yani bu kriz ne ilk ne son mu demek istiyorsunuz Sayın Pekin? Yani bundan sonrasında da görür müyüz? Nasıl devam edecek efendim? Yani bu işin şunu da baştan söyleyeyim. Bu işin konuşmalarla halledilmesi mümkün değil. Yani Yunanistan bu konuda Türkiye'yi yaptırıma zorluyor. Yani yani konuşarak iki ülke arasındaki iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm bulunması mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü Yunanistan her şeyin maximize, yani her şeyin faydasını fazlasını istiyor. Sayın Pekin, şunu istiyor. Mu demek istiyorsunuz? Biz şimdi tabii şunu konuşuyoruz. Müzakere talepleri var Türkiye'den bu konuda. Biz her türlü müzakereye açığız aslında deniliyor siyasi kanatta. Müzakere olur mu olmaz mı konuşacağız şimdi. Diğer konuklarımıza da soracağız ama müzakere olsa bile sorun çözülmez mi diyorsunuz iki ülke arasında? Sorun çözülmez efendim. Çünkü istedikleri çok fazla. Yani mesela adaların, bütün adaların 2000 adadan bahsediliyor. Belki daha fazla. Bütün adaların şeyleri var. Kıta sahanlığı ve Minas'ın ekonomik bölgesi var. Bu tarafta kocaman Anadolu duruyor. 82 milyon nüfuslu bir ülke duruyor. Yani 1700-1800 kilometre Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke. Şimdi böylesine bir durumda Yunanistan
hep kendi lehine. Diyor ki işte Ege ya da işte bizim tabirimizde Adalar Denizi şey bize aitmiş. Yani Yunan Gölü. Yani bu ve buna benzer çok sayıda faaliyet var. Ve hiçbir yerde araştırma yapamazsınız. Yani Meis Adası Türkiye'ye işte ne kadar yakın bir ada. 2 kilometrelik mesafesi var. Yunanistan'a 600 kilometreye yakın, 580 kilometrelik bir mesafesi var. Onun bile münhasır ekonomik bölgesi olduğunu değerlendiriyor. Yani Rodos'tan çizilen bir hatla Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalışıyor. Yani şimdi dışarıda bir sürü şey konuşuluyor. Şöyle olacak, böyle olacak falan diye. Ama sonuçta Yunanistan Avrupa Birliği'nin arkasına alarak ve Amerika'nın bu bölgede Karadeniz'i kontrol etmek için kurduğu üsler var, yeni üsler var. İşte şeyde kurduğu, Larissa'da kurduğu ve Dedaş'ta kurduğu üsler var. Oralara Amerikalılar geliyorlar. Hatta birisine, gemilerin birisine, Amerikan gemilerin birisine Bizans bayrağı bile taktılar. Yani böyle bir hava içeri. Onun arkasına alarak Türkiye zorla bir şeyler yaptırmaya çalışıyor. Yani daha evvel de Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz, beş ülkeyle birlikte bir cephe kurdular Türkiye'ye karşı. İşte Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi, İsrail, Lübnan ve Mısır olmak üzere. Evet. Türkiye'yi dışlamaya çalıştılar. Yani şimdi bütün, konuşalım aslında bunu. Müzakereye gidecek miyiz? Orada Türkiye'nin talepleri neler ya da Yunanistan'ın talepleri? Bunların hepsini değerlendirelim ama. Bakın Türkiye'nin talebi yok aslında. Türkiye'nin talebi yok. Türkiye anlaşmalı uyusun diyor. Anlaşmalı uyusun. Münhasır ekonomik bölge. Adaların münhasır ekonomik bölgesi yoktur. Veya çok azdır. Zaten İtalya ile bir anlaşma yaptılar biliyorsunuz. Son olarak o anlaşmada adaların Yunan adasının ekonomik bölgesi olmadığını, yani münhasır ekonomik bölgesinin çok az olduğuna karar verdiler. Yani ama bunu şey yapmıyor. Biz gideriz oraya anlaşmaya. Zaten yıllardır da anlaşmalar devam ediyor. Bu yeni değil. 76'dan beri, hatta daha evvelden beri. Biz oraya işte sismik gemi gönderdik. Savaşın eşiğine geldik. Türkiye ile Yunanistan'a sıcak savaş çıkması çok zor. Gerçekten çok zor. Bu noktaya geleceğiz. Müzakerede neler? Biz oraya gitsek bile emin olun Yunanistan biz tarafta bulunuyoruz. Yunanistan tarafta bulunuyor. Biz diyoruz ki adalara silahlandırma. Bu FIR hattı bir hattı değildir. Bu uçuş engelletişim bir hattır. Dolayısıyla sen bizim askeri uçaklarımızı önceden haber alıp denetleyemezsin. Yani oradan geçer mi geçmez mi diye. Karasularını 12 mil çıkartıyor, çıkartmaya çalışıyor. İşte en son 95'te çıkartırsanız savaş sebebi, casus belli diye koyduk ortaya. Yani bizim taleplerimiz anlaşmalara uyulması. Anlaşmalarda ne yazıyorsa Türkiye bunu talep ediyor. Ve Türkiye, kendi hakkını talep ediyor. Türkiye tamamen hukuka uygun. Biz Yunanistan'da bir şey talep etmiyoruz efendim. Evet. Yunanlıların talepleri var. Bizim de Yunan arasında bu konuda sorun yok. Sorun Yunanlara ait. Şimdi Sayın Pekin, burayı konuşacağız aslında, müzakere süreci başlar mı, neler konuşulur, ama Sayın Bayraklı'ya dönmek istiyorum. Siz çok önemli bir noktaya değindiniz. Yunanistan'la Türkiye arasında aslında 24 saatte değişen krizler yaşanıyor diyebilir miyiz Sayın Bayraklı? Sayın Pekin'in söylediği noktadan başlamakta yarar var. Biz bu müzakereye gitsek de sorunu çözemez miyiz iki ülke arasında? Şimdi şöyle bir durum var. Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Avrupa'nın ya da Batı'nın şımarık çocuğu diye bir ibare kullanıyor Yunanistan'la ilgili. Maalesef Yunanistan'ın durumu böyle. Yani şu anki durumuna baktığınız zaman ekonomik olarak çok ciddi bir sıkıntı içerisinde. Askeri olarak da Türkiye ile ölçüşebilecek bir durumda değil. Buna rağmen normalde işte akla mantığa sığmayacak taleplerle Türkiye'ye geliyor ve de facto bir durum oluşturarak özellikle Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgeyle ilgili talepleri. Meis Adası var, Türkiye'nin hemen yakın olan küçük bir ada. Bunun neredeyse 100 katı büyüklüğünde bir alanı münhasır ekonomik bölge olarak kabul ederek Doğu Akdeniz'de neredeyse tamamını Türkiye'den almak istiyor. Bunun diğer örneklere bakıyorsunuz dünyada. Mesela Fransa ile İngiltere arasında, İspanya, farklı ülkeler arasında hep böyle bir ülkeye ait ama başka ülkeye yakın, onun kıtasına yakın, karasına yakın olan adalarla ilgili özel statüler belirlenmiş. Yani bunlar normal adalar gibi işlem görmemiş. Ama Yunanistan bunu Türkiye kabul ettirebileceğini düşünüyor bu zayıf konumuna rağmen. Hem uluslararası hukuk açısından hem de ekonomik ve askeri açıdan baktığınız zaman bu gücü işte Avrupa Birliği'nden aldığını şimdi ve Batı'dan aldığını düşünüyor. Kime? Burada hep mesela Fransa'yı konuşuyoruz. Fransa aktör olarak kabul edebilir miyiz bu noktada? Şimdi şöyle bir durum var. Aslında Kurtuluş Savaşı'na da gidecek olursak, Birinci Dünya Savaşı sonrasında
bağımsızlığında da biliyorsunuz Yunanistan, hatta Yunanistan'ın bağımsızlığına da gidecek olursanız ta o dönemden itibaren Yunanistan'ı Batılılar Türkiye'ye karşı kayırmışlardır. Yani Batı medeniyetinin temelinin antik Yunan'da olduğundan hareketle, buradan hareketle bir Yunan sevgisi vardır. İngiltere'de, Fransa'da, bütün Amerika'da, farklı ülkelerde. Dolayısıyla hatta Yunanistan Türkiye'ye karşı, Osmanlı'ya karşı savaşları kaybetmesine rağmen zorla Batılılar devreye girerek biliyorsunuz bağımsızlığını kazanması yönünde Osmanlı'ya baskı yapmışlardır. Daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda yine Yunanistan'ı özellikle İngiltere ve Avrupa'daki farklı aktörler tırnak içinde gaza getirerek Anadolu'yu işgale yönlendirmişlerdir. Onu bir manivele olarak kullanmışlardır. Bu Yunanistan için büyük bir felaketle sonuçlanmıştır baktığınız zaman. Yine buna güvenerek Yunanistan bu şımarıklıkla Kıbrıs'ta arada bir anlaşma olmasına rağmen, garantörlük olmasına rağmen özellikle oradaki Rumlar Enosis'i yani Yunanistan'la birleşerek oradaki Türklerin haklarını tamamen göz ardı ederek, garantörlük anlaşmasını tamamen göz ardı ederek. Burada aslında kuralları ya da uluslararası hukuku çiğneyen Yunanistan. Tabii Yunanistan zaman. Mesela işte Kıbrıs'taki biliyorsunuz darbeyi yapan oradaki Rum subaylar ve neticesinde Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarıyla, garantörlük anlaşmasından doğan hakla evet oraya müdahale etti ve yine bu Yunanistan için ve Güney Kıbrıs için büyük bir felaketle sonuçlandı onlar için. Yani her seferinde bu maksimalist taleplerle Türkiye'yi köşeye sıkıştırabileceklerini düşünüyorlar ki 74'te o harekat yapan Türkiye o şartlarda bugün Doğu Akdeniz'de bu oldu bittiye kesinlikle kabul etmeyecektir. Dolayısıyla bunu zaten gösteriyor. Yani özellikle 2010'dan itibaren Türkiye bu sorunun geldiğini gördü. Ve mesela işte Oruç Reis olsun, diğer gemiler olsun toplam 2 sismik araştırma gemisi, 2 de efendime söyleyeyim derin denizlerde sondaj yapacak gemi satın alındı. Bunlar için bugünden yarına satın alamıyorsunuz. Uzun vadeli yatırımlar. Donanmaya ciddi yatırım yapıldı ve Türkiye burada bayrak gösteriyor. Diyor ki ben senin bu oldu bittiğini kabul etmiyorum. O zaman şunu mu anlıyoruz? Naftex'i Türkiye'nin ilan etmesi tam da işte bu evrede Doğu Akdeniz konusu tartışılırken biraz da zorlayıcı diplomaside Yunanistan'ı masaya oturtturmak mı diyebilir miyiz? Böyle ya aslında mi? Evet, Türkiye'nin amacı oturup müzakereyle sorunu çözmek ama Yunanistan'ın öyle talepleri öyle maksimalist ki yani herhangi bir müzakereyi etmek çok zor. Burada da onun arkasındaki güçler aslında devreye giriyor. Yani onu Türkiye'ye karşı kullanmak isteyen Avrupa'daki diğer güçler. Yunanistan oturmaz mı sizce müzakere ya da o arkasındaki güçlere mi bağlı kalır bunu? Şu anda arkasındaki güçlerin verdiği gazla Türkiye'ye bu maksimalist taleplerle geliyor. Yani müzakereye oturduğu zaman da zaten müzakereye açık bir durum yok. Biliyorsunuz Kıbrıs görüşmeleri de yıllardır devam ediyor. Birleşmiş Milletler gözeminde tekrar. Fakat bir sonuç çıkmıyor. Çünkü Yunanistan şöyle düşünüyor. Mesela Güney Kıbrıs meselesinde de zaten Avrupa Birliği'ne üye yaptık burayı. Dolayısıyla Türkler bize mahkum. Biz ne desek onlara kabul ettireceğiz yaklaşımıyla yaklaştıkları için sonuç çıkması çok zor. Yani bazı uluslararası anlaşmaları çözmek çok zordur. Ancak uluslararası ilişkilerde ciddi dengelerde efendime söyleyeyim kaymalar yaşanır. Mesela Türkiye Avrupa için, Avrupa Birliği için ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli hale gelir. O zaman Yunanistan'a baskı yaparlar ve bu sorun çözülür. Yahut Türkiye çok güçlenir ve Yunanistan'ın efendime söyleyeyim Avrupa açısından değeri düşer. Tekrar o yani böyle ciddi dengeler mesela aynı sorunu Azerbaycan. Yani siyasetteki gibi değil mi? 24 saatte değişebilir her şey ne olacağını. Yani 24 saatte değişmesini ben beklemiyorum. Uzun vadeli oluyor bu jeopolitik kaymalar. Ama mesela Azerbaycan'daki işte Dağlık Karabağ sorunu. Mesela Rusya uzunca dönemdir orayı donmuş bir sorun olarak tutuyor baskı uygulamak için. Yıllardır müzakereler devam ediyor ama bir çözüme ulaşması çok zor. Dolayısıyla bazı şeyleri de çözmek zorunda değiliz ama şunu gösteriyor. Türkiye diyor ki biz sizin bu oldu bittiğinizi kabul etmiyoruz. Libya ile de anlaşma yaptık. Dolayısıyla biz Naftex'te ilan ediyoruz. Donanmamız burada da dolaşıyor, geziyor. Dolayısıyla burasını size sizin olduğunu kabul etmiyoruz. Aksine burası bizimdir. Siz aksini iddia ediyorsanız tamam oturalım konuşalım ama Yunanistan diyor ki hayır bu şekilde kabul edeceksiniz. Dolayısıyla bu gerilim böyle gider biraz gelir daha diye devam eder. Ben. Peki sayın dostlar size de aynı soruyu yöneltelim. Bu müzakere süreci masada çözülür mü ya da masaya oturulur mu? Yani öncesinde aslında oturulur mu diyelim ardından çözülür mü sorusu geliyor. Birincisi bu iş müzakerelerle çözülmez. İkincisi velev ki masaya oturuldu yine de bundan bir netice elde edilmez. Neden? Şundan. Birincisi Yunanistan ya antlaşmaları kendine göre yorumlamak istiyor. Ya Türkiye'nin geri adım atmasını, ödün vermesini istiyor. Ya da istediği gibi bu antlaşmaları delmek istiyor. Bu da elbette Yunanistan'ın kendi devlet kapasitesiyle, yani kendi iktisadi gücüyle, siyasi gücüyle, askeri gücüyle, yumuşak gücüyle, nüfusu ile kotarabileceği bir iş değil. Yani her iki ülkenin coğrafyasına baksanız, her iki ülkenin nüfusu arasındaki büyük farka baksanız, iki ülkenin diplomatik
hacmine, siyasi, iktisadi ve askeri güç unsurları arasındaki büyük farka baksanız, Yunanistan'ın bunu kendi nam ve hesabına isteyemeyecek kadar geride kaldığını görürsünüz. Ama Yunanistan arkasına Amerikan emperyalizmini, ama Yunanistan arkasına Avrupa emperyalizmini aldığı için kendi tezlerini, yani Atina'nın tezlerini sıklıkla Washington'a, sıklıkla Brüksel'e, Londra'ya, Berlin'e, Paris'e söylettiği, seslendirdiği için kendisini de tırnak içinde kullanalım, bu cesareti ya da bu şımarıklığı görüyor. Bakın şimdi bizim kısaca deniz yetki alanları olarak nitelediğimiz kıta sahanlığı, kara suları ve münhasır ekonomik bölgeden mürekkep sorunlar var. Dahası Kıbrıs adasından kaynaklanan sorunlar var. Dahası Yunanistan'ın 20 adet, kabaca 20 adet işgal altında tuttuğu ada, adacık, kayalıklar var. Dahası son yıllarda biraz seyrelmekle beraber iki ülkenin hava kuvvetleri arasında kısaca ip dalışı olarak adlandırılan, nitelendirilen gerilimler yaşanmakta. Ve Yunanistan iki ülke arasında tamamen Yunanistan'dan kaynaklanan bütün bu meselelerde arkasına ABD ve Avrupa emperyalizmini aldığı gibi Türkiye'nin taraf olduğu, diğer ülkelerle taraf olduğu anlaşmazlıklar, çatışmalar, uyuşmazlıklar, gerilimlerde de hep diğer tarafın yanında. Bakınız ne yapıyor? Ermenistan'la yakınlaşıyor ve sözde soykırım iddialarını en hararetle savunan ülkelerden biri. Bakınız FETÖ terör örgütüne, PKK, PYD, YPG terör örgütüne en fazla kucak açan devletlerden biri yine kim? Yunanistan. Yani ister Heybeliada Ruhban Okulu'nun statüsü olsun, ister Patrikhane'nin statüsü olsun, ister Türkiye'nin Ermenistan'la yaşadığı ya da İran'la yaşadığı ya da Suriye'yle yaşadığı gerilim olsun, Yunanistan hiç üzerine vazife olmayan işlerde dahi, doğrudan taraf olmadığı sorunlarda dahi hep Türkiye'nin karşısında konumlanıyor. Burada da hem Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin talimatıyla davranıyor, hem de Türkiye'ye karşı müzakere masasına çıtayı en yüksek düzeyde koyarak oturup koparabildiği kadar ödün koparmak istiyor. O yüzden ben müzakerelerden bir sonuç çıkacağını asla ve kata düşünmüyorum. Peki Sayın Ağaç, siz nasıl bir değerlendirme yapacaksınız? Aslında Sayın Bayraklı ve Pekin ve Sayın Dorster de aynı söylemlerde bulundular. Müzakerelerden bir sonuç çıkmayacağı, hatta müzakerelere oturup oturmayacağı bile muamma şeklindeki yorumlar geliyor. En azından benim anladığım bu yönde. Siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Türkiye ile Yunanistan arasında bir görüşme olur mu? Bu görüşmeler olumlu yansır mı? Şimdi Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar Trakya'ya bayramın birinci günde yapmış olduğu ziyarette hem Yunanistan sınırındaki birlikleri denetledi, hem Bulgaristan sınırındaki birlikleri denetledi. Ve orada bir mesaj verdi. Biz dedi sorunları müzakere yoluyla çözmek istiyoruz ve açıkçası Yunanlı mevkidaşlarımızla görüşmeye bekliyoruz tarzında. Şimdi bu tabii Naftex ile ilgili yaşanan krizden sonra bu açıklamanın gelmesi anlam taşıyor. Çünkü nedir o anlam? Sonuçta bir savaşın eşiğinden dönüldü. Bir savaşın eşiğinden dönüldü o gece. Ve açıkçası kadar, evet. Çok fazla konuşulmasa bile sadece İbrahim Kalın bir bununla ilgili bir gönderme yaptı. Ama özellikle Almanlar savaşın engellenmesinde Şansölye Merkel'in son derece önemli bir rol üstlendiğini ifade ve iddia ettiler ve günlerce kendi medyalarında konuştular. Bir diğer tarafıyla konu tabii NATO ile ilgili bir mesele. Yani gerek Fransa ile Türkiye'nin yaşamış olduğu gerilim, gerek Türkiye'nin Yunanistan'la yaşamış olduğu gerilim, NATO'nun kendi içindeki krizin derinleşmesine karşılık geldiği için bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin denkleme soruna müdahale etmiş olduğunu açıkçası değerlendiriyorum. Çünkü bu ya yani şu an NATO'nun bir kere parçalanmaya hazır bir karakteri yok. Bir diğer tarafıyla Libya'daki mücadele NATO'yla yani Atlantik'le Avrasya arasındaki bir mücadeleye evrilme gibi bir boyutu var ve aslında Türkiye birazcık da ona dair bir göndermesi var. Çünkü yani şu an NATO'daki ittifak içerisinde olan eksenlerin
jeopolitik bir sorunla karşılaştığını görüyoruz. Ve bu noktada açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu tavır son derece ilginç, iyi okunması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Sayın Ağar, şunu soralım. Yunanistan son bir senedir de Amerika Birleşik Devletleri'nden eski de olsa çok sayıda silahlanma anlamına, işte taarruz helikopterleri, şaşırtıcı miktarlarda ucuz olmak kaydıyla silahlar alıyor. Bunları mesela nasıl değerlendiriyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden? Neye hazırlanıyor diyebiliriz ya da Yunanistan? Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri elindeki pek çok silah sistemini verdi, doğru. Bir diğer tarafıyla bundan bence çok daha önemlisi, Dede Ağaç'ta Amerika Birleşik Devletleri son derece büyük kapasitesi olan bir üs oluşturması. Tabii şimdi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında büyük bir gerginlik yaşanıyor biliyorsunuz. Ve hatta Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Avrasya'ya kayıp kaymayacağına dair son derece ciddi şüpheleri gelişmiş durumda. Ve S-400'lerle ilgili mesele de bunun en önemli parametresi olarak kendisini gösterdi. Yani Türkiye ile Batı dünyasının arası şu evrede son derece açık. Bu noktada İncirlik'in alternatifi olabilecek bir takım alanların Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerek Irak'ın kuzeyindeki bölgelerde, gerekse Yunanistan'da hazırlanmakta olduğu, alternatif üslerin belirlenmekte olduğu bizim dünyamızda konuşuluyor. Ama tabii sürecin içerisindeyiz. Yani süreç sonlanmış değil. Bununla ilgili kararlar verilmiş değil. Açıkçası bir de şöyle bir yeni fotoğraf ortaya çıktı. Yani nasıl bir fotoğraf? Pandeminin bütün dünyadaki jeopolitik taşları yerinden oynatmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye gibi son derece önemli bir jeopolitiğe sahip olan bir ülkeyi diğer pakta kaptırmamak gibi, diğer ekside kaptırmamak gibi bir derdi kendisini çok belli ediyor. Bu noktada özellikle işte katsayı vesaire bir takım yaptırımları uygulamakta gecikmesi, Türkiye'yi kontrollü bir şekilde kendi menfaatleri doğrultusunda disipline etmeye çalışmasını açıkçası ben böyle okuyorum. Yani Türkiye'yi bir yandan da önemli bir olarak partner, tutmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu yanlışlar var. Yanlışlar var. Yani şunu istiyor bence. Yani Amerika Birleşik Devletleri hem kendi istedikleri olsun istiyor. Özellikle Suriye ve Irak'ta YPG, PKK üzerinden biz bir sözde devletin kurulmasını gerçekleştirmeye çalışırken bir diğer tarafıyla da Türkiye'nin buna ses etmemesini ve Türkiye'nin de jeopolitik hedeflerine hizmet etmesini istiyor. Bu noktada Yunanistan'la bir kavga şu safhada bence Amerika Birleşik Devletleri işine gelmiyor. Mısır'la Türkiye arasındaki bir kavga şu an Amerika Birleşik Devletleri işine çok gelmiyor. Bir diğer tarafıyla şunu da istiyorlar açıkçası. Türkiye ile Rusya'nın bir şekilde kapışması onlar açısından son derece önemli. Yani hani Türkiye Yunanistan mı kapışsın yoksa Rusya ile mi kapışsın? Hani Amerika Birleşik Devletleri açısından veya Avrupa Birliği açısından, daha doğrusu NATO eksenli ülkeler açısından istenilen şey Türkiye'nin işbirliği geliştirmekte olduğu Avrasya ekseniyle arasının bozulması ve kolu kanadı kırılmış bir şekilde NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yanaşması, yaklaşması gibi bir temel eğilim kendisini gösteriyor. Ama ne olacak? Tabii burada pek çok bileşen var. Yani hani pandemiyi söyledik, pandeminin bütün jeopolitik taşları yerinden oynattığını söyledik. Ama bir diğer tarafıyla bütün ülkelerin milli güç unsurlarının son derece ciddi hassasiyetlere sebebiyet vermiş durumda. Yani hatta cümleyi şuradan kurabiliriz Göksu Hanım. Yani mukavemet gösteren, yani çökmeyen veya hani çökük devlet, başarısız devlet, bitik devlet statüsüne sığmadan pandemiden zararsız çıkmayı başarmış ülkeler bile bu işi başarmış olacaklar. Yani ayakta durmayı başaran bile ülkeler büyük bir kazanımla dünyanın yeni jeopolitik şekillenmesine yer alacaklar. Şimdi evet, basit gibi gözüküyor ama son derece ağır bir konu bu pandemi meselesi. Biz Türkiye'de de bu konunun, yani pandeminin güç bileşenlerine, jeopolitiğe olan etkisini çok fazla konuşmuyoruz. Yani bu konuyu konuşmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? Çin ne yapıyor? Kıta Avrupası ne yapıyor? Diğer jeopolitik aktörler ne yapıyor? Bunları gerçekten konuşmamız lazım. Siz çünkü daha geniş asıl bir açıdan değerlendiriyorsunuz. Geleceğin şekillenmesi neden olacak? Asıl mesele burada şekillenecek. Şimdi Yunanistan'da savaş olur mu diye sordunuz. Buralara kadar geldik. Ama ben de şöyle düşünüyorum. Yani büyük bir gerilim var. Yani savaşın eşiğinden döndüğümüzü ifade etmeliyim tekrar. Yani o Naftex gecesinde
bizim 18 tane deniz aracımızın, yani fırkateynlerimizin ve korvetlerimizin hareketlenmesi, yani şu an Türkiye, yani Yunanistan da aslında benzer eylemi gösteriyor. Çünkü Yunanistan da çekildi. Hani işin popülarite kısmında değilim ben, hamaset kısmında değilim. Birileri bu işte iki ülkenin savaşmanın direğinden dönüp kendi alanlarını çekilmiş olmalarını, birileri çok farklı şekillerde işte Türkiye iddiasından vazgeçti. İşte şu, hayır, bu böyle bir şey yok. Sonuç orada savaşa dair bir risk ortaya çıktı. O riskin ortadan kaldırılmasıyla ilgili yapılan bir hamle vardı ve problemin ötelenmesiyle ilgili yeni bir denklem kurulmaya çalışılıyor. Yani benim kanaatim şu. Bizim Yunanistan'da olan sorunlarımız masa kurulsa dahi çözülmeyecek. Ama şu olacak. Bir kere krizin derinleşmesine engel olacak, krizin ötelenmesine sebebiyet verecek ve bir şekilde konsantrasyonun buradan kaldırılıp başka alanlarda kendisini göstermesi. Yani Türkiye yani şu an Ege'de Yunanistan'la bir mücadeleye konsantre olmak istemiyor Türkiye. Yani çünkü şöyle bir gerçek var, yani bir oyuna da gelmek istemiyoruz. Yani neden? Çünkü Irak'ta bir mücadelemiz zaten var, Suriye'de bir mücadelemiz zaten var. Libya'da bir mücadelemiz zaten var. Doğu Akdeniz'le ilgili zaten bir statü oluşturmuş durumdayız. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde. Şimdi sıcak mücadelelerin olduğu alanlarda bir sonuç almamız gerekiyor bizim. Bu sonuç bir diğer tarafa da bakın. Yani Suriye son derece hassas bir noktada aslında. Niye İdlib, bayramdan sonra İdlib'de bir an büyük bir mücadeleyi tekrar görebiliriz? Oraya gireceğiz aslında. Suriye'de daha farklı durumlar da var. Mısır konusunu mesela konuşacağız. Sadece tanımlamak için söylüyorum. Bir diğer önemli gelişme var. Belki hani programın içeriğini göndermiş olduğumdan göremedim içerisinde. Şunu Mısır'ın da konuşmamız gerekiyor. Hayır. Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir enerji şirketiyle YPG PKK bir anlaşma imzaladılar. İki tane mobil rafineri kurulması başta olmak üzere bir enerji anlaşması imzaladılar. Burada rejimi bypass ederek, yani rejimin egemenliğini ihlal ederek. Şimdi bunun siyasi sonuçları olacak. Bu aslında hep konuşmuş olduğumuz Suriye'nin fiili olarak parçalanmasıyla ilgili atılan son derece önemli bir adım. Bunu da buradan gündem etmiş olayım. Konuşacağız, Suriye'ye de gireceğiz. Çünkü orada da dengeler farklı yönde ilerliyor ya da farklı ülkelerin hamleleri var. Ama şimdi tabii Sayın Pekin'e sormak istiyorum. Sayın Ağar'ın değindiği noktadan Türkiye ile Rusya arasında Sayın Pekin, kim böyle bir müzakere olmasını ister, masaya oturulmasını, ya da kim bu gerilimden yararlanabilir ya da hangi ülkeler ister? Çünkü Sayın Ağar Amerika Birleşik Devletleri'nin burada en azından Doğu Akdeniz'de Rusya'yı oyun dışı bırakmak istediği yönünde bir söylemi oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz iki ülke arasındaki gerilimi? Avrupa Birliği açısından değerlendirelim, Amerika Birleşik Devletleri arasında. Şöyle bakmamız gerekiyor belki konuya. Üç büyük güç var şu anda. Daha fazla güç var ama üç büyük güç arasına sıkışmış durumdayız. Yani üç büyük güç küresel bir mücadele yapıyor. Birisi Rusya. NATO'nun kendisini bir şekilde, ya da Amerika'nın, NATO demeyelim mi? NATO, Amerika kullanıyor NATO'yu. Kendisini hem Doğu Avrupa'dan sıkıştırması, yani oradan sıkıştırması, çevrelemesi, hem Türkiye üzerinden çevrelemesi, hem Karadeniz'den çevrelenmeye çalışması, ki Dede Ağaç'a kurduğu üst, Karadeniz için kurduğu bir üstür. Çok farklı bir niyetle. Çünkü Türkiye ona Amerika bizden Trabzon'u falan istedi liman olarak, ama biz Türkiye olarak oraları kullanmasına müsaade etmedik. Ya da bir Amerikan üstüne müsaade etmedik. Karadeniz'de sorun çıkartır diye. Birisi bu. Yani Rusya'yı çevreliyorlar ve Rusya bir mücadele ediyor. Yani nasıl mücadele ediyor? Hem Baltık'ta, hem Doğu Avrupa'da, hem de Baltık'tan itibaren aşağı doğru inerseniz Polonya'dan şeye kadar, işte Romanya'ya kadar bir alanda mücadele ediyor. Ve bu arada Arktik dahil olmak üzere böyle mücadelesi var. Çin mücadele ediyor. Çin mesela şu anda bütün bunlar pandemiden evvel başladı ama pandemi bunları hızlandırdı. Şu anda mesela Çin ile İran arasında 400 milyar dolarlık 25 yıllığına bir anlaşma var. Yani bütün İran'ın enerji sistemlerini vesairesi falan yenileyip onlar işletecekler ve limanlara dahil, ve bunun karşılığında onlardan 25 yılda daha ucuz doğal gaz ve petrol alacaklar.
Yani Cağbar'dan çıkıp Orta Asya'ya kadar, hatta bu konuda Çin'de Pakistan arasındaki bozulma bile var. Çünkü Pakistan'a 46 milyar dolar bir şeyde bulunuyor, yatırım yapıyor. İran'a 400 milyar dolarlık bir yatırım yapıyor. Yani orada da böyle bir şey var. Çin kendi etrafını topluyor. Rusya kendi etrafını topluyor. Amerika Birleşik Devletleri de kendi etrafını topluyor. Ve etrafını toplarken iki şeye dikkat etmesi gerekiyor. Bir, Doğu Avrupa'da işte Avrupa Birliği ve NATO var. NATO'da Fransa Türkiye'yi bahane ederek yahut da işte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de mücadele etmesini engellemek için NATO'da Amerika'ya diyor ki Türkiye dizginde, yoksa bu NATO işte beyin ölümü gerçekleşti, şu oldu, bu oldu falan diye böyle sıkıştırıyor Amerika Birleşik Devletleri'ni. Türkiye bu arada, bölgede yalnızlaştırılmak mı isteniyor peki Sayın Pekin sizce bu tablo? Evet, yani Türkiye, efendim şimdi bu mücadelede durum şu. Bu mücadelede Türkiye kendi jeopolitik kullanarak olabildiği kadar büyük ihtimalle belki Batı liginde yer aldı, ama Batı'da yer aldı bu mücadelenin sonunda. Bu şeyi kullanarak etki alanını arttırmak istiyor. Yani ne demek? Denizlerde, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, genelde bütün bu bölgede etki alanını arttırıp bir üst lige çıkmak istiyor Türkiye. Ve bu mücadele, yani yukarıdakiler bu mücadele yaparken ve taraflarını seçerken, Türkiye'de bu arada kendi tarafını seçmeye ve kendi gücüyle bir şeyler yapmaya ve kendi jeopolitiğini güçlendirmeye çalışıyor. Eğer bunu beceremezsek, yapamazsak, yani Doğu Akdeniz'de, işte Libya'da yaptığımız anlaşma var. Doğu Akdeniz'de deniz etki alanının sınırlandırılması var. Münasır ekonomik bölgeler var. Bütün bunları beceremezsek o zaman fakirlik devam edecek. Gelecek nesiller için bütün bunları başarmamız lazım. Sayın Pekin, Türkiye peki şu anda Doğu Akdeniz'de kimle mesela müttefik ya da daha yakın gözüküyor? Ama bunu sadece Doğu Akdeniz konusunda değerlendirmeyelim, Libya konusunda da. Çünkü müttefiklerimiz çok yani konuşuluyor, çok tartışılıyor. Bakın şöyle bir şey var. Yani blok halinde şeyler yok şu anda. Şu anda şeyler parçalanmış, ittifaklar parçalanmış vaziyette. İşte NATO ittifakı sallandırıyor. Şey yara almış, Avrupa Birliği yara almış, İngiltere ayrılmış, ittifaklar parçalanmış ve yeni baştan birleştirilmeye çalışılıyor. Belki üç kutuplu bir şey çıkacak, belki daha fazla kutuplu bir şey çıkacak. Birleştirilmeye çalışıyor. Şu anda bu aşamadayız. Birleştirme aşamasında da Türkiye gireceği ittifakta önemli etkilerle, önemli güçlerle, önemli bir jeopolitikle girmek istiyor bölgeye. Şimdi böyle baktığımız zaman yani Amerika bizim müttefikimiz, ama büyük ihtimal şeyde karşımızda şu anda işte devlet kuruluyor. Yani biraz Abdullah Ar bahsetti. Fiilen Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kuruluyor. Açık ve net, yani petrolü olan, ondan sonra hatta bu devletin içerisinde belki Irak'ın kuzeyindeki bazı Kerkük Musul gibi yerlerin de katılmış söz konusu. Yani böyle bir şey içerisinde. Orada karşımızda. Oraya geleceğiz. Eğer Suriye'ye vaktimiz yeterse bugün konuşacağız ama. Doğu Akdeniz'e bakıyoruz. Doğu Akdeniz'de Fransa karşımızda. Amerika Birleşik Devletleri dede ağaca işte üst kuruyor. Bu üstü kurmak demek, yani Türkiye'nin Yunanistan'a saldırmasını önlemek demek. Yani Türkiye oradaki Amerikan üsleri olduğu sürece oraya saldırmakta 10 defa daha düşünür. Yani böyle bir olay. Evet. Doğu Akdeniz'e bakıyoruz, Libya'ya bakıyoruz. Libya'da politik olarak bizim yanımızda gözüküyor. Ama öbür taraftan Fransa'yı destekliyor. Fransa'yla görüşüyor. Ondan sonra işte Hafter'le görüşüyor. Bütün bunlara baktığımızda herkesin şu şeyi var. Evet, Türkiye'nin yanında olayım. Ama Türkiye bu mücadeleden çok fazla pay olarak çıkmasın. Hı. Çok fazla güçlenerek çıkmasın. Güçlenerek çıkarsa o zaman ben Türkiye'yi idare edemem. Ya da Türkiye'yi elinden kaçırırım. Yani böyle bir hava içerisinde Amerika Birleşik Devletleri. Öyle olunca da ittifaklar, oynak ittifaklar ortaya çıkıyor. Ve çok farklı müttefikler, farklı alanla farklı müttefikler ortaya çıkıyor. Evet. Yani şu anda
Akdeniz'deki durumumuz öyledir. Yani İtalya Türkiye'nin yanında, Malta Türkiye'nin yanında, işte mesela Cezayir, Tunus... Onları konuşalım çünkü Akdeniz ülkeleri, evet. Türkiye'nin görüşmeleri var, sıcak temasları var. Hepsini konuşalım ama şimdi tabii Yunanistan, evet, Atina'da... Bakın, Türkiye şunu yapıyor, belki şunu da söylemem gerekiyor. Lütfen. Türkiye, Doğu Akdeniz'de bu işleri yaparken, yani başta İsrail olmak üzere bu işleri yaparken, öbür taraftan da hattı meydana gelen olaylar dolayısıyla tahkim etmeye çalışıyor bunu da hattı. Hangi hattı tahkim etmeye çalışıyor? Mesela Somali'de Kızıldeniz'in orada üst kurmaya çalışıyor. Nijer'e gidiyor, Sudan'a gidiyor, ondan sonra evet. Diğer yerlere gidiyor. Arkasından şeye gidiyor, Umman'la görüşüyor. Ondan sonra Katar'la üst kuruyor. Yani şimdi bu işlere baktığımız zaman bütün bu ülkelerin Araplarla sorunları var. Yani kendi Arap ırktaşlarıyla sorunları var. Dolayısıyla Türkiye bunlardan faydalanmak suretiyle oralara geleceğiz çünkü müttefikleri konusunda aslında Türkiye'nin görüştüğü Akdeniz ülkeleri de bir hayli önemli ama şimdi Yunanistan Atina'da Yorgo Kırbaki bizi bekliyor, gazeteci. Tüm detayları aslında oradan alacağız biz çünkü Yunanistan müzakereye oturur mu oturmaz mı, neler konuşuluyor Atina'da bu konuyla ilgili, bir sinyal var mı Sayın Kırbaki? Öncelikle herkese iyi bayramlar. Atina'da her şey Ağustos ayının muhtemelen ikinci yarısında Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalogun tekrar başlayacağını gösteriyor. Hangi diyalog? İki ülke dışişleri heyetleri arasında 2002'de başlayan, tam 60 defa bir araya geldiler heyetler ve bu geçen 18 yılda da sık sık askıya alınan, bir dönem ise bir çözüm formülüne yaklaşılan istikşafi, yani keşif, yani karşındakinin görüşünü tanıma görüşmeleri. Türkiye iki ülke arasında Ege'de ve Akdeniz'de tüm anlaşmazlık konularının bu istikşafi görüşmelerde ele alınmasını istiyor. Müzakerelerin ön şartı olmasını istiyor. Bir diğer deyişle Türkiye, gel her şeyi konuşalım komşu diyor ama Yunanistan söz gelimi adaların silahsızlandırılması, Ege'de aidiyeti belirsiz coğrafi formasyonlar gibi bir dizi konuyu konuşmam diyor. Bunlar benim egemenlik hakkım diyor. Başbakan Mitsotakis'in, Kyriakos Mitsotakis'in milli güvenlik danışmanı Alexandros Yakopoulos bugün Katimerini gazetesindeki makalesinde Yunanistan'ın bu istikşafi görüşmelerde neyi konuşabileceğinin sınırlarını belirledi. Yakopoulos, Türkiye ile tek anlaşmazlık konusunun Ege ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesi olduğunu belirttikten sonra anlaştığımız bölgelerde sınırı çizeriz. Anlaşmadıklarımızı da Lahey Adalet Divanı'na götürürüz dedi. Şimdi Oruç Reis krizinin tabiri caiz ise daha mürekkebi kurmadı. Türkiye'yi ve müzakere yapılacak diye Oruç Reis'in çalışmalarını bir süre askıya aldı. Durdurdu. Süreci bir süre erteledi. Bu yüzden de istiktafi görüşmelerin daha önce de olduğu gibi bu defa böyle yıllar sürmesine ihtimal verilmiyor Atina kulislerinde. Bu müzakerelerin birkaç ay süreceği söyleniyor. Bakalım, göreceğiz. Şimdi Yunanistan Avrupa Birliği üyesi ve bugüne kadar defalarca Yunanistan'ın talebi üzerine Türkiye aleyhinde kararlar çıkartan Avrupa Birliği bugün Yunanistan'a Türkiye ile otur konuş diyor. Bu da önemli. Olumlu bir sonuca bağlı diyor aslında Avrupa Birliği. Yani çünkü Almanya'nın üstlendiği arabuluculuğun hedefi de bu, amacı da bu. Bugünkü Yunan gazetelerinde konuyla ilgili pek çok makale okudum Göksun. Birkaçından bazı bölümleri de aktarmak lütfen, istiyorum. Lütfen, onlar çok değerli. Deneyimli diplomasi yazarı Kostas Yordanidis, Atina ve Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye ile herhangi bir çözümün siyasi maliyetinin dayanılmaz olacağından, yani böyle bir çözüm halinde bunu kaldıramazlar, kamuoylarını ikna edemezler demek istiyor Yordanidis. Bugünkü çözümsüz durumun devamını istediklerini yazdı. Yani Atina diyaloga biraz da hem ağlarım hem giderim diye
başlayacağını ima etti. Sayın Kırbaki, burada bir virgül koyalım mı? Sizden bilgileri alacağız ama Sayın Bayraklı'ya bu noktada dönmek istiyorum. Şimdi Kırbaki'nin aktardıkları Avrupa Birliği'nden sizin söylediğiniz noktadan aslında değindi Kırbaki. Avrupa Birliği eğer izin verirse müzakerelere oturur. Şimdi Almanya'nın da bu konuyla ilgili bir arabuluculuk yapması var Türkiye ile Yunanistan arasında. Olumlu sonuçlanır mı o zaman bugünkü medyada yansıyanlar Almanya'nın araya devreye girmesiyle? Çünkü Avrupa Birliği'nin güçlü ülkelerinden birinden söz ediyoruz. Yani olumlu bir sonuç yansır mı bugünkü işte o hani bahsettik ya az önce son 24 saat ya da son birkaç dönemde çok önemli diye. Tabii yani buradaki müdahale aslında diğer konuşmacılar da belirttiler. Sıcak bir çatışmaya doğru giden süreci soğutmak ve tekrardan işte müzakere dolayısıyla dondurmaya yönelik bir bence müdahale, Almanya'nın müdahalesi. Çünkü Yunanistan'la Türkiye arasında yaşanacak bir sıcak çatışmadan Avrupa Birliği'nin fayda görmeyeceği yahut NATO'nun fayda görmeyeceği açık. Yani burada başka aktörler kazanacaktır bu gidişattan. Fakat tabii Yorgo Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi Yunanistan'ın ön şartları var. Yani adaların silahsızlandırılması ve işte hukuki statüsü belli olmayan adacıklar, Kardak gibi bunların konuşmam diyor. Uzun Türkiye yıllardır ise bütün Ege sorunlarının bir paket olarak konuşulması da Doğu Akdeniz'le beraber bunu istiyor. Dolayısıyla bu aslında baştan zaten görüşmeyeceğini aslında sadece karşılıklı görüşlerin bildirileceği bir toplantı gibi olacak gibi. Dolayısıyla tansiyonun düşürüleceği, sürece yayılacağı ve tabii iç kamuoyu önemli. Yani dış politika iki boyutlu bir oyundur. Yani bir taraftan iç kamuoyu vardır, bir de dış boyutu vardır. Bir taraftan da iç kamuoyunu düşünmek zorundasınız. Yani liderler karar alıyorken dolayısıyla Yunanistan'daki yahut Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki liderler de herhangi bir anlaşmayı kendi toplumlarına anlatamayacaklar için. Çünkü ne anlaşsalar ödün ve taviz vermiş olarak görülecekler. Dolayısıyla sürece yaymak, yani güçlü liderler olması gerekiyor Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yahut Atina'da çok güçlü halk desteği olan ki böyle tarihi derin sorunlara neşter vurabilsinler. Çok önemli bir noktaya değindi Sayın Bayraklı. Sayın Kırbaki, size onu da sormak istiyorum. Yunanistan bir tartışma konusu da aslında Yunanistan'ın biraz da bu hamleleri ya da bu açıklamaları iç politikaya yönelik olarak yaptığı yönünde. Kamuoyunda nasıl karşılanıyor ya da nasıl okunuyor bu yaşananlar Türkiye ile arasındaki kriz diyelim? Siyasi açıdan ve Yunanistan'da. Nedenlerini tartışmak istemem ama Yunan kamuoyunda Türkiye için hayli fazla ön yargı var. Bunu bilmesi gerekiyor. Yani bir Yunan hükümeti kalkıp yarın ben Türkiye'de şu anlaşmayı sağladım derse bunu kamuoyunu ikna edebilmesi zor olacak. Tabii buna karşı Yunanistan'da ana muhalefetteki radikal sol koalisyon liderinin başkanı eski başbakan Tsipras öyle görünüyor ki eğer bir anlaşmaya yakınlaşacaksak, eğer bir mutabakat olacaksa öyle çok fazla da halkı sokağa dökmeyeceği, fazla tepki göstermeyeceği şeklinde. Türkiye konusu Yunanistan'da çok önemli. Yani Yunan kamuoyunda bir ya da ikinci sırada yer alıyor daima Türkiye konusu. Şimdi az önce şeyi bahsetmiştim Kostas Yordanidis'le. Katimirini gazetesinin genel yayın yönetimi Alexis Papahelas'la devam etmek istiyorum. Sanırım bu da bir Atina'nın nasıl düşündüğünün bir göstergesi. Böylesi kaygan bir zeminde zaman kazanmak, yani asayişi de korumak en iyisi. Bu yüzden de Türkiye ile şartlı diyalog tek çıkar yoldur dedi. Şu noktada şunu da belirtmekte yarar var. Eğer Yunanistan sadece kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır bölgeyi görüşürüm dese bile, kıta sahanlığı için konuşmaya oturacağınızda ilk konuşacağınız şey karasular olacak. Karasularını konuştuğunuz zaman muhtemelen ikinci konu hava sahası olacak. Yunanistan bazı şeyleri görüşmem diyor ama bu diyalogun yapısında yani bu başka konularda ister istemez gündeme gelecek. Bir başka gelişmeden de bahsetmek istiyorum. Az önce konuklarınız da değindiler. Mesela Yunanistan'ın Mısır ile Fransa ilişkilerindeki son gelişmelerine dikkat çekmek gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Mitsotakis, Sisi ile Dışişleri Bakanı Dendias'ta Mısırlı mevkidaşı Şükrü ile defalarca telefon görüşmeleri yaptılar. Atina'daki iddialar iki ülkenin kısmi bir kıta sahanlığı anlaşmasına çok yakın noktada bulundukları şeklinde. Söz konusu anlaşma için Yunan-Mısır böyle bir anlaşma için hedefi, böyle bir anlaşmanın hedefi hiç şüphe yok ki Türkiye-Libya anlaşmasını bertaraf etme çabasıdır. Yani bu tartışmam bunu. Ama
mevcut ortamda, diyalogun başlayacağı bir ortada, ortamda Yunanistan'ın böyle bir anlaşmayı imzalayacağını da pek zannetmiyorum. Gelelim Yunan-Fransa ilişkilerine. Yunanistan Fransa'dan 2 adet Belhara tipi, maliyeti 3 milyar euroyu bulan iki fırkaten, yeni fırkaten sipariş edecekti, vazgeçti. Aynı şekilde yeni bir savunma işbirliği anlaşması düşünülüyordu. Son günlerde bunun da askıya alındığı haberleri geliyor. Şimdi Yunanistan öyle görünüyor ki Ağustos ayı içinde Türkiye ile bir masaya oturacak. Bu öyle görünüyor ama buna karşı Kıbrıs yönetimi ne Kıbrıs konusunda ne de KKTC ile hidrokarbonların adil şekilde dağılımı konusunda pek bir uzlaşmaya varmaya niyetli görünmüyor. Durum nasıl gelişecek? Hepsini konuşacağız. Sayın Kırbaki, burada size bir virgül koyalım. Sayın Doster'e soyalım. Sayın Doster, Ağustos ayında bir görüşme sizi öngörüyor musunuz? Elbette, şimdi değerli meslektaşımız Sayın Kırbaki Atina'nın nabzını hepimizden daha iyi tutuyor. Eğer o bu yönde bir beklentinin Atina'da öne çıktığını söylüyorsa buna biz inanmak durumundayız. Fakat Türkiye içinde de bir Savunma Bakanı Sayın Akar'ın birkaç gün evvel gazetelere yansıdığı üzere Yunanlı bir heyetle, Yunanlı meslektaşlarla, mevkidaşlarla görüşmek için bekliyoruz şeklindeki demeci, evet, Türk tarafının da bu yönde hevesli olduğunu, bir beklenti içinde olduğunu ortaya koyuyor. Yani gerek Ankara'dan gelen haberler, gerekse az evvel Sayın Kırbaki'nin Atina'dan bizimle paylaştıkları, belki takvim veremesek de Ağustos'un başı, sonu, ortası şeklinde, evet, iki tarafın bir görüşme masasında buluşmak konusunda hemfikir olduğunu ortaya koyuyor. Ama bu görüşme masasından, bu müzakerelerden bir şey çıkar mı derseniz ben iyimser değilim. Çıkmaz. Bir sonuca varılmaz diyorsunuz siz aslında, evet, değil mi? Bu net. Buyurun Sayın Kırbaki, bir sözünüz bir var. Bir tek cümle söyleyeceğim. Lütfen. Yani özellikle vurgulamak ve inandığım bir şey var. Diplomasi imkansızı başarma sanatıdır. Bir tek bunu söyleyeceğim. Sayın Bayraklı, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kırbaki'nin sözleri diplomasi, evet, imkansızı başarmaktır dedi. Aslında şu saate kadar yaptığımız 45 dakikadır yapılan değerlendirmeler bir müzakereye oturulsa dahi bir sonuç çıkmaz yönünde. Çünkü Yunanistan'la Türkiye'nin aslında çok uzun yıllardır varan bir anlaşmazlığı mı diyelim artık, iki ülke arasındaki gerilimler hep devam ediyor. Bir sonuç varır mı? Ya şöyle, diplomasi, evet, sorunları çözme sanatı, fakat diplomasinin çalışabilmesi için bazı şartların gerekli olması gerekiyor. Bunlar nedir? Uluslararası konjonktürün öncelikle müsait olması gerekiyor. Yani Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi olmalarına rağmen, aynı kampta yer almalarına rağmen 74'te Kıbrıs meselesinden dolayı savaşın eşiğine geldiler. Neticede NATO üyesi oldukları için, evet, diplomasiyle falan bunlar, ama sorunlar donduruldu, çözülemedi. Ve 90'ları geçtik, 2000'lere geldik. Şimdi de mi aynı? Şimdi de aynı şeyler devam ediyor. Mesela Kıbrıs sorununda neden bir çözüme ulaşılmıyor? Çünkü o kadar girift bir mesele ki, yani işin içerisinde bir Kıbrıs Rum yönetimi var ve Kıbrıs'taki Rumlar var. KKTC var ve oradaki Türk toplum var. Daha sonra garantör olarak Türkiye var. Yunanistan var. Daha geniş çeperde düşündüğün zaman Avrupa Birliği var, Birleşmiş Milletler var, Amerika Birleşik Devletleri var. İşin bir tarafından Rusya girmeye çalışıyor. Yani bütün bu aktörlerin bir tarafından... Garantörlerden biri keza İngiltere. Efendim? Aktörlerden biri keza İngiltere. İngiltere tabii. İngiltere'de garantörlerden birisi de o. Almanya. Dolayısıyla Almanya. Şimdi mesela düşünün, en uygun Kıbrıs sorunu çözümündeki işte ortam 2004'teki Annan referandumu dönemiydi. Efendime söyleyeyim, uygundu yani ortam. Türkiye Avrupa Birliği sürecinde hızlı ilerliyordu. Çözüm yönünde bir irade vardı. Fakat orada mesela Güney Kıbrıs'taki yönetim çıktı ve aleyhte kampanya yaptı ve tarihi bir fırsatı kendine göre kaçırdılar. Yani bir daha böyle bir şeyin gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla kolay değil. Yani müzakere, evet, ama bazen de müzakerenin kendisi sadece zamana yaymak ve dondurmak için kullanılıyor. Başka şartlar ortaya çıkana kadar, ülkeler başka fırsatlar yakayana kadar bekleyeceklerdir, bekliyorlar. Yani Yunanistan'daki meselelerimizle, şimdi siz demin bahsettiniz, meselelerin hepsi birbiriyle ilintili. Yani sadece ikisini, Yorgo Bey'in dediği gibi, konuşurum demek de olmuyor. İkisini konuştuğunuz zaman işin içerisine adacıklar da giriyor, hava sahası da giriyor, Doğu Akdeniz de giriyor. Bu sefer Kıbrıs'a kadar gidiyor mesele ve sadece iki tarafı da kalmıyor. Bir de uluslararası güçler, farklı aktörler var. Bu anlaşmayı acaba onlar isteyecekler. Mesela şimdi Yunanistan ciddi bir borç batağı içerisinde olan bir ülke ve Almanya'nın ciddi bir etkisi var. Mesela ne kadar isteyecektir? Yani Türkiye ile Yunanistan arasında sorunların çözülmesi,
İki ülkenin açısından da faydasınadır. Yani iki ülkeyi de rahatlatacaktır, turizmi artıracaktır. İki ülke aslında baktığınız açı, yani tarihsel olarak geçmişte çok ortaklıkları olan, kültürel olarak birbirine benzeyen ülkelerdir. Ama bunlar, efendime söyleyeyim, bu sorunlardan dolayı, tarihsel sorunlardan dolayı, dışarıdaki ülkelerin kışkırtmalarından dolayı uzunca dönemdir bu sorunları da çözemiyorlar bir taraftan da baktığınız zaman. Bunlar mesela, bu güçler bu sorunların çözülmesini isteyecekler mi? Yoksa yayılmasını, süreçte sürekli bu gerilimin devam etmesini mi bunların çıkarınadır? Yani bunlar hadi diplomatik müzakereyle çözelim diyerek maalesef çözülmüyor. Benim anlatmak istediğim şey, evet. Girit meseleler kolay değil yani. Sayın Pekin'e de soralım, son aslında reklama... son reklama bir dakika gibi bir süremiz kaldı. Sayın Pekin'e de toparlayıcı bir cümle olarak siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Bu müzakerelerde sorunu biraz daha zamana yaymak mıdır asıl temel, yoksa hakikaten oturulup çözülecek mi bu sefer? Bence sorun, şimdi bir defa şöyle, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları çözmek ne Amerika'nın ne Avrupa Birliği'nin işine gelir. Almanya ve Fransa dahil olmak üzere. Çünkü bu sorunları baskı aracı olarak kullanıyorlar. Hem Yunanistan'a bir şeyler yaptı. Bu NATO'da çalıştığım süre içerisinde bu NATO'nun altyapı şeyleri vardır. Havaalanı yapma vesaire falan. Türkiye ve Yunanistan birbirlerinin projelerini her seferinde veto ederler. Yani veto ettikleri, veto değil. Yani hayır derler. Bir kişi hayır dediği zaman otomatik olarak Yunanistan'da yapılacak olan bir şeyi yapamazsınız. Oraya para ayrılmaz. Ya da evet. Türkiye'de yapılacak olan bir şey yapılmaz. Oraya para ayrılmaz. Dolayısıyla bütün bu o altyapı yatırımları süreci 35 yıl maalesef iki ülkenin yerine bunlar İtalya faydalanmıştır. Yani o altyapı yatırımları İtalya'ya yapılmıştır. Sayın Pekin, maalesef, İtalya konusuna çok kısa bir ara verelim. Reklamdan sonra devam edelim mi? Tabii efendim. Çok teşekkürler. Ne Oluyor programına kısa bir ara vereceğiz. Reklamdan sonra devam ediyoruz.